Ahiretin, cennet ve cehennemin varlığını nereden biliyorsun? Girip gelen mi var? Ahiret, sen istediğin için hayalini kurduğun bir şey olamaz mı? Peki mahşerdeki sorgu ne kadar sürecek? Milyonlarca insan var. Her birisinin tek tek sorgusu yapılırsa bu iş ne kadar uzar? Ahiret dediğiniz reenkarnasyon olamaz mı? Ahiretin, cennet ve cehennemin varlığını nereden biliyorsun? Girip gelen mi var? Gidip de gelen var sorusunda aslında evet gidip gelen var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç meselesiyle beraber ne yapmıştır? Gidip gelmiştir. Ama buradaki soru o değil zaten. Temelde sorulan soru şu. Hani bizzat gören var mı ki? Bizzat gördün mü? Diye soruluyor aslında. Yani yine aslında görmeye bağlı olarak, görmeye aklı hapsetmeyle alakalı bir mesele. Yani görmeden inanmam mantığı var bunun temelinde. Halbuki bir insan görmeden de birçok şeye inanır. Neden aklımızı gözümüze hapsedelim? Görmedik ki bir şey inanılmaz mantığına gidelim. Mesela şöyle düşünelim. Bir dağın arkasında ateş yanıyorsun. Biz ateşi görmüyoruz ama dumanını görüyoruz. Şimdi deriz ki ya duman varsa mutlaka burada ateş vardır deriz. Ya bizzat gidip ateşi gördün mü diye sorar mıyız birbirimize? Sormayız. Niye? Duman zaten ateşin vardığı için yeterli bir delildir. Aklımız zaten bizi o delile götürür. Veya şöyle düşünelim. Mesela hiç Amerika kıtasına gittin mi diye sorsam belki birçoğumuz gitmemiştir ama Amerika kıtasının varlığına da herkes inanır. Şimdi bir dakika. Bizzat gidip gördün mü ki varlığından eminsin diye sorsam? Ya hayır gidip görmedim ama gelen haberlerden işte birçok kişinin orada bir Amerika kıtası var demesinden insan aklen, mantıken ve gelen haberlerin çok fazla olmasıyla ve güvenilir olmasıyla beraber öyle bir yerin varlığını biliyor ve inanıyor. Şimdi şunu sorabiliriz ya işte televizyonlarda, videolarda görüyoruz. Bu yeterli değil mi diyebiliriz ama şimdi videoların da gerçekçi olup olmadığı noktasında bir kesinlik yok. Hani örnek veriyorum burada. Yani burada demek istediğim şu. Biz bizzat görmedikçe bazı şeylere aklen inanabiliyoruz veya gelen haberlerin çok kesinliğiyle beraber, kesin olmasıyla beraber biz bir şeyin varlığını kabul edebiliyoruz. Bu örnek gibi de biz ahiretin varlığını da hem aklen hem mantıken hem de 124 bin peygamberin getirdiği bilgilerle, haberlerle beraber, Kur'an-ı Kerim'in getirdiği haberlerle beraber kesin olarak biliyoruz. Yani illa görmemize gerek yok, akıl gözüyle kesin olarak biliyoruz. Görmemize gerek yok tamam ama yine de bir delil getirmen gerekmez mi? Bir ispat. Şöyle düşünebiliriz. Biz ahiretin varlığıyla alakalı 4 tane farklı kaynaktan binlerce delile sahibiz. Nedir bu 4 farklı kaynak? 1. Kainat kitabı. Kainat bize ahireti anlatır. 2. Kur'an-ı Kerim kitabı. O da bize ahireti gösterir. 3. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapar? Ahiretten bahseder. 4. olarak da fıtratımız, vicdanımız bize ahiretten bahseder. Yani elimizde binlerce delil var. Zaten biz Kur'an-ı Kerim'in doğruluğunu ispatladığımız her bir delille aslında ahireti de ispatlamış oluyoruz. O zaman Kur'an-ı Kerim için getirdiğimiz binlerce delil aynı anda ahireti de ispatlamış oluyor. Bir örnek üzerinden bile hemen ahireti anlayabiliriz. Nedir mesela? Şöyle düşünelim. Diyelim ki bir anne var ve çocuğu yangında yanmak üzere. Hemen koşarak o çocuğunu o yangından kurtarıyor. Ve devamında o yangından kurtardıktan sonra 10 katlı bir binaya bebeğini alıyor. Birinci katında sağlık şartlarıyla ilgileniyor. İkinci katına çıkarıyor. Orada da işte yemesiyle, içmesiyle, bütün ihtiyaçlarıyla ilgileniyor. Ve üçüncü kata çıkarıyor. Üçüncü katta da işte eğlenmesiyle, mutlu olmasıyla alakalı bütün detaylarıyla yine ilgileniyor. Bunun gibi 10 katlı binanın her katında ayrı ayrı ihtiyaçlarını gideriyor. Devamında şöyle bir şey olsa, 10. kata geliyor, annesi çocuğunu getiriyor 10. kata ve bir anda terastan aşağıya fırlatıyor durduk yere. Şimdi bu mantıklı olur mu? Mantıklı olmaz. Niye? Eğer sen terastan aşağıya çocuğunu atacaksan 1. neden yangından onu kurtardın? 2. 10 katlı binayı onun için tasarlayıp onun her katında bebeğine neden o kadar ikramlarda bulundun? Bunun hiçbir mantığı yok deriz. Anne şefkatinden hiç bahsetmiyorum bile. Aynı bu örnek gibi de Allah da bizi yokluktan varlığa getirmiş. Yani yokluk yangınında, yokluk karanlıklarında bırakmamış, varlık alemine getirmiş ve burada dünya alanında da 10 katlı bina gibi düşünelim. Burada da her alanda bizim ihtiyaçlarımızı gidermiş. Sağlık durumumuzu düşünelim, yiyeceğimizden, içeceğimizden her türlü lezzetleri bizim için ayarlamış. Anne şefkati diye bir şey yaratmış mesela. Şimdi o zaman diyeceğiz ki bizi yokluktan varlığa getirip burada bütün ihtiyaçlarımızı karşılayan Allah hiç mümkün mü ki o annenin çocuğunu terastan aşağı atması misali bizi de yokluğa atıp öldükten sonra bizi hiçlik karanlıklarında bıraksın? Bu hiç mümkün mü? Tabii ki değil. Şimdi aynı soruyu burada da sorarız. Eğer Allah bizi öldükten sonra bir ahirete götürmeyecekse, hiçlik karanlıklarına bırakacaksa 1. neden bizi yokluktan varlığa getirdi? 2. getirme nimetiyle beraber neden dünyada bunca masraf, bunca ikram, bunca özen gösterip
bizim bütün ihtiyaçlarımızı birebir giderdi. Demek ki diyoruz ki Allah'ın bütün bu gösterdiği nimetler ve ikramlar bize ahiretin geleceğini net olarak gösteriyor. Yani bir kişi ahireti inkar etmek istiyorsa bütün kainatı ve içerisindeki nimetleri inkar etmesi ve yalanlaması lazım. Ahiret sen istediğin için hayalini kurduğun bir şey olamaz mı? Yani burada hayalden bahsetmiyoruz. Yani benim hayal kurmam, kurmamam, isteyip istememem mesele bu değil. Bizim meselemiz delil. Delilden bahsediyoruz. Her yer ispatla dolu diyoruz. Bu şuna benziyor aslında. Mesela Mimar Sinan döneminde yaşayan birisini düşünelim. Birisi arkadaşına diyor ki ya Mimar Sinan yeni bir bina yapacak. O da diyor ki ya bu senin hayal kurduğun bir şey. Bu mümkün değil. Sen olmasını istediğin için söylüyorsun. Bu imkansızdır. Dese ne kadar mantıklı olur? Hiç mantıklı olmaz. Niye? Zaten önceki yaptıkları sonraki yapacağına delildir. Kabiliyetini zaten ispatlamış. He bu örnek gibi de şimdi Allah zaten bizi yokluktan varlığa getirmiş. Kainatı yoktan var etmiş ve sürekli olarak binlerce canlıları sürekli olarak yaratmaya da devam ediyor. Şimdi zaten birinci defa yokluktan varlığa getiren Allah neden bir benzerini ahireti yapmakta aciz olsun aşağı? Zaten o kadar yaratılışı yapıp birinci defa zaten yaratan Allah elbette bir benzerini de yaratacaktır. Yalnız şöyle bir şey takıldı aklıma. Mimar Sinan örneğinde Mimar Sinan'ın daha önce yaptığı icatlara baktık ve dedik ki o aklındakini yapacaktır. Cenab-ı Allah bizi daha önce ahirete göndermedi. Biz nasıl bu örnekle onu birbirine bağdaştırabiliyoruz? Şimdi burada örnekteki mesele şu. Bir şeyi yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Örnek bu. Şimdi Mimar Sinan örneğinde dedik ki daha önce binlerce kez aynı meseleyi yapmış, inşa fiilini yapmış. Demek ki yeni bir inşada zorlanmayacaktır. Çünkü zaten yapmış. Şimdi Allah'ın ahireti yaratma meselesi de zaten sonsuz kudret sahibinden bahsediyoruz. Acizliğin gelmediği bir yerde zaten kudretin sınırı yoktur, sonsuzdur. Her şeyi sonsuz kolaylıkla yapabilen bir zattan bahsediyoruz. Dünya gibi bir mekanı inşa eden bir zat elbette ahiret gibi bir mekanı da inşa edebilir diyoruz. Mesela şöyle düşünelim. Bir şeyi birinci defa yapmak mı daha kolaydır, ikinci defa mı? Tabii ki ikinci defa yapmak daha kolaydır. Neden? Zaten birincisini yapmışsın. Bir benzerini birinciye bakarak yapabilirsin. Daha kolaydır. Şimdi bizim bahsettiğimiz zaten sonsuz kudretten bahsediyoruz. O zaman her şeyi sonsuz kolaylıkla yapan bir zattan bahsediyoruz. Dünyayı birinci defa yaratmışsa ahireti her türlü yaratır dememiz lazım. Her gün milyonlarca canlıyı bir damla sudan yaratan Allah. Bizi tekrar öldükten sonra tekrar kemiklerimizden bizi diriltmesi neden aklı uzak gelsin? Güzel anlaşıldı fakat bir soru soracağım. Cevaplardan birinde ahiretin delillerinden bahsederken fıtrat delili dedin. Yani insanın bizzat kendisinden bir delil var dedin. Bunu biraz açabilir misin? Bu aslında az önceki soruyla biraz da bağlantılı. Hani ihtiyacın olduğu için ahireti kabul ediyorsun deniliyor ya. Burada aslında bu fıtrat delili oluyor. Nedir mesela? Mesela insanın aç olması. İnsandaki açlık duygusu bir yemeğin varlığına delildir. Çok fazla aç olmak yemeğin varlığına delil oluyor. Bunun gibi de İnsanın ahirete olan bu ihtiyacı, ahirete olan sürekli yönelmesi, sonsuz bir mekanı fıtraten istemesi, yine o açlık ve yemek örneğindeki gibi sonsuza olan açlık, ahiret ihtiyacı, sürekli sonsuzu isteme aslında fıtraten ahiretin varlığına bir delil oluyor. Yani bu ihtiyacımız ahiretin varlığını gösteriyor. Mesela şöyle düşünün, hiç gitmediğiniz bir yeri, hiç bilmediğiniz yeri özler misiniz? Özlemezsiniz. Neden? Çünkü hiç bilmiyorsun ki içerisinde bir özlem duygusu oluşsun. Ama bir bakıyoruz, biz cennete olan bir özlem duygusuyla varız. İçimizde sonsuzluk isteği var, cennet dediğimizde sürekli böyle istek oluşuyor ve oraya gitme özlemiyle yanıp tutuşuyoruz. Bir dakika, hiç bilmediğimiz yeri özlemiyorsak, o zaman içerimizdeki bu fıtratımızdaki cennete olan, sonsuzluğa olan özlem bir şeyi işaret etmiş olmuyor mu? İşte bu işaret ahiretin, cennetin varlığına işarettir. Bu da fıtrat delilidir. Yani fıtratımız sonsuzluğu biliyor, cenneti biliyor ve ona doğru yöneliyor. Aynı o midenin açlığı, yemeğin varlığını gösterdiği gibi sonsuzluğa olan o ihtiyacımız, o açlığımız ahiretin, cennetin varlığına delildir. Onu gösterir. Peki ahirette bedenlerimizle mi olacağız yoksa ruhlarımızla mı? Biz Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere baktığımızda dirilişin hem bedenle hem ruhla beraber olduğunu görüyoruz. Bu bedenle dirilme biraz insanların aklına uzak geliyor olabilir. Bunu da şöyle düşünebiliriz. Mesela bir komutan düşünelim. Komutan etrafı askerlerini dinlenmek için dağıtmış olsun. Şimdi o askerleri bir araya toplaması sadece toplan emrine bakacaktır değil mi? Hiç ona zor gelmeyecektir. Neden? Çünkü zaten kendi askerleri ve askerlerinin hareketi zaten komutanın bir emrine bakıyor.
Bunun gibi de aslında bütün vücudumuzdaki atomlar, bütün evrendeki atomlar Allah'ın emrinde olan birer asker gibidir. İnsan öldükten sonra bedenimiz toprağa giriyor. Şimdi bedenimizdeki o askerler de yani atomlar da biz öldükten sonra dinlenmiş olan askerler hükmünde. Şimdi Allah tekrar diriliş için sadece toplan emriyle beraber, bir emriyle beraber bütün o atomları, o askerleri yeniden toplayabilir. Aynı komutanın o dağılmış, dinlenmiş olan askerleri toplaması kolaylığında Allah da o dinlenmeye dağılmış olan atomları, askerleri sadece toplan emriyle beraber tek bir emirle bir anda tekrar dirilterek toplayabilir. Yani bedenen dirilme akla uzak gelmemeli. Aynı bu asker örneğindeki gibi. Ahiret dediğiniz reenkarnasyon olamaz mı? Olamaz çünkü bir imtihan açılıyorsa sonucu için açılır. Yani bir imtihanın ödülü, bir imtihanın sonucu tekrar imtihan meydanına getirilmek olur mu? Tabii ki olmaz. Şimdi burada da dünyanın açılış amacı zaten ahirettir. Ahirete gitmek için bir imtihandır. Bu imtihanın sonucunda iyilerin mükafatlandırılması, zalimlerin de cezalandırılması lazım. Tekrar dünyaya, tekrar imtihan meydanına getirilmek mantıklı değildir. Ayrıca zaten ruhumuza baktığımızda sonsuz özellikte. Şimdi sonsuz özellikte olan bir ruhu tekrar kısıtlı bir mekana dünyaya göndermek de mantıklı değil. Bizim ruhumuz okyanussa dünya bir bardak gibi. Yani ruhumuz taşıyor, buraya sığmıyor. Demek ki bir ödül alacağımız zaman dünyanın neticesinde iyiliğin karşılığında bir şey verileceği zaman elbette sonsuz özellikte sonsuz bir mekana gönderilmesi lazım. Düşün mesela çok iyi bir insansın. Çok iyi bir insan reenkarnasyonla beraber çok zengin birisi olarak dünyaya gelse bu neyi değiştirir ki? Zengin insanlar hasta olmuyor mu? Oluyor. Zengin insan yine sonsuzluk özlemini çekmiyor mu? Çekiyor. Demek ki bak burada bir çelişki var, burada bir mantıksızlık var. Veya tam tersini düşünelim. 10 milyon kişiyi öldüren bir zalim var veya 20 milyon kişiyi öldürebiliyor. Şimdi bu insanı cezalandırmak için elbette onun karşılığında bir ceza gereklidir. Böyle birisini tekrar dünyaya göndersen en fazla ne ceza verebilirsin ki? Mesela çok kötü durumda olan birisini düşünelim. O insan da burada yine tam karşılığını almış olamıyor. Ya 10 milyon kişiyi öldüren birisinden bahsediyoruz sonuçta. Demek ki zalimin yaptığı derecede cezasını alacak, tam karşılığını görecek bir mekan gerekli. Buradaki iyilik yapan insanların da tam karşılığını alacak bir mekan gerekli. Yani demek ki reenkarnasyon fikri hem akla aykırı hem mantığa aykırı hem de kendi içerisinde yüzlerce çelişkisi var. Peki mahşerdeki sorgu ne kadar sürecek? Milyonlarca insan var. Her birisinin tek tek sorgusu yapılırsa bu iş ne kadar uzar? Mahşerdeki sorgunun çok uzun süreceğiyle alakalı bilgiler var. 1000 ila 50 bin yıl arası olacağı söyleniyor. Ama zaman kavramının göreceli olduğunu unutmamak lazım. Mesela matematik dersini düşünelim. Matematik sevmeyen birisi için o ders çok uzun sürecektir. Bir ömür boyu o derste olduğunu hissedebiliyor bazen. Ama matematiği seven birisi için o ders çok çabuk geçiyordur. Veya beden eğitimi derslerini düşünelim mesela. Orada birçok insan için ne oluyor? Çok çabuk geçiyor. Hatta bazen iki dersi yan yana yaparlardı ya. Sanki o bir dersten bile kısa sürer gibi gelirdi bize. Yani demek ki zaman kavramı, zaman algısı kişinin durumuna göre, kişiye göre değişiyor. O zaman biz şöyle düşünmemiz lazım. Mahşerdeki o durumda da eğer biz Allah razı eden birisi olarak mahşere gidersek zaman kavramını artık düşünmemize çok gerek kalmayacaktır. Çünkü o durumda Allah razı ettiysek zaman kavramı bize göre daha rahat geçecektir. Bunun gibi de biz de bu dünyaya odaklanırsak, imtihanımıza odaklanırsak bizim buradaki yapacağımız nedir? Allah'ın rızasını kazanmaktır. Şimdi Allah'ın rızasını kazanan birisi için mahşerdeki o zaman kavramı çok bir problem olmayacaktır. Biz bu dünyaya odaklanalım, biz imtihanımıza odaklanalım. Eğer Allah razı edersek zaten o zamanın göreceli olma kavramını düşünüp hani biz ferah bir şekilde inşallah sorgumuzu tamamlarız. Ahiretin, cennetin, cehennemin sonsuz olduğunu söylüyorsun. O halde bizler de ahiretin içerisinde sonsuza kadar yaşayacağız ve sonsuz varlıklar olacağız. Hani tek sonsuz Allah'tı? Güzel bir soru ama burada karıştırdığımız mesele şu. Ahiretin sonsuz olması, bizim sonsuza kadar orada devam etmemiz Allah'a bağlı. Yani Allah'a bağımlıyız. Allah'ın bize o sonsuzluğu vermesiyle, sonsuza kadar yaşatmasıyla beraber biz sonsuza kadar yaşayacağız. Yoksa bizzat cennetin, cehennemin kendi özellikleri değil sonsuzluk. Allah sonsuza kadar var ettiği için cennet, cehennem sonsuza kadar olacak. Bizler sonsuza kadar yaşayacağız. Şöyle düşünebiliriz. Mesela elimizde ayna olsa güneşin ışınları burada yansısa. Şimdi buradaki kaynak nedir? Güneştir. Aynadaki yansımanın kaynağı güneşten gelir. Bunun gibi de cennetin ve cehennemin, ahiretin o sonsuza kadar devam etmesini ayna gibi düşünürsek yine burada ayna güneşe bağlı olduğu gibi bunların da sonsuza kadar devam etmesi yani buradaki parlaklık Allah'a bağlı. Yani Allah'ın var etmesiyle beraber sonsuza kadar orada hayat devam edecek. Şöyle de düşünebiliriz. Mesela bir ağacın gölgesini düşünelim. Gölgenin olması için ağaç gereklidir. Zaten gölge ağaç olduğu için vardır.
Bunun gibi de ahiretin varlığı, cennetin cehennemin devamı yine Allah olduğu için Allah'ın var etmesiyle beraber vardır. Allah'ın esma ve sıfatlarının gölgesidir. Zaten kıyamet kopacaksa dünya neden yaratıldı? Bu israf değil mi? İsraf değil, çünkü bir öğretmenin tebeşir kullanması ve tahtada bir şeyler anlatması oradaki bilgiyi vermek içindir. Şimdi tebeşirle bir şeyleri anlattı, sonra sildi deyince orada israf yapmış olur mu öğretmen? Olmaz. Neden? Çünkü zaten tebeşirin amacı bilgiyi vermektir. Burada da dünyada Allah imtihan mekanı olarak yaratıyor. Ve buradaki birçok meselede Allah bunu mana vermek için kullanıyor. O tebeşir örneği gibi düşünelim. O zaman ahiretin varlığıyla dünyanın görevinin bitmesi israf değildir. Çünkü zaten amacı mana vermektir. Ayrıca şunu da söyleyelim. Zaten kainat ve içindekiler yeni bir hal alacak. Yani yeni bir şekilde Allah bu kainatı oluşturacak. Yani bu kainatı ahiretin bir çekirdeği hükmünde düşünebiliriz. Bu kainatla beraber Allah yeni bir alem inşa edecek. Yani hiçbir israf olmayacak. Tamam, israf değil. Peki kıyametin kopmasının hikmeti ne? Bunun birçok hikmetini söyleyebiliriz. Şöyle bir örnek verelim. Mesela bir padişah düşünelim. Büyük bir sergi alanı açmış olsun ve insanları da buraya davet etsin. Şimdi insanları buraya davet ediyor. Buradaki sergideki manaları okumasını istiyor. Ve bu arada da onlara ikramlarda bulunuyor. Bazı yiyecekler, içecekler sunuyor. Şimdi insanlar buraya gelip gittikçe bir süre sonra sadece yeme içmeye odaklanıp etraftaki sergileri, manaları okumazsa ne olur? O serginin artık kapatılması gerekir. Neden? Çünkü serginin açılma amacı oradaki manaları okumaktır. Şimdi bu örnek gibi de Allah da evreni, kainatı belli manaları vermek için, manaları okutmak için oluşturmuştur, yaratmıştır. Şimdi buraya gelen insanlar da artık bu manaları okumazsa, yani aslında Kur'an-ı Kerim'i terk edip Allah'ın isim ve sıfatlarını okumaz hale gelirlerse Allah da ne yapacaktır? Bu sergi alanını kapatacaktır, yeni bir yer inşa edecektir. Bu hikmetlerden bir tanesi. Daha birçok hikmet sayabiliriz tabii. Ayrıca şunu da düşünebiliriz. Mesela 10 yıl süren bir çabayla bir ev inşa edilse, şimdi tam tamamlanmak üzereyken o evin çatısını yapmayarak onu işte yağmura, çamura, yıkılmaya açık bir şekilde bıraksa ne kadar hikmetsiz bir hareket olur değil mi? Şimdi deriz ki ya bu kadar masraf, 10 yıl boyunca masraf yapıldıysa çatısı da yapılacaktır. Yani iş tamamlanacaktır deriz. Bunun gibi de dünyaya bu kadar masraflar yapıldıktan sonra insanların işte okuması, anlaması, imtihan sahasının açılması, iyilerle kötülerin ayırt edilmesi gibi gibi. Bu kadar masraf yapıldıktan sonra bu binanın da çatısı yapılmaması, yani ahiretle beraber o imtihan tamamlanmaması elbette hikmetli değildir. Demek ki bu da tamamlanacaktır. Bu dünya binasının çatısı da yapılacaktır. Yani ahiret gelecektir. Bu da hikmetlerden diğer bir tanesi. Daha onlarca hikmet sayabiliriz. Cevapladığın için teşekkürler. Bugünlük sorularımız bu kadar. Ben cevapları Kur'an tefsiri Risale-i Nur eserinden 10. sözden esinlenerek anladıklarımla anlattım. Daha böyle detayına inmek isteyen kardeşlerim varsa bizzat gidip orayı okuyabilirler. Bu soruların cevabını almak için Risale-i Nur eserlerini okumaları lazım diyoruz. Peki Risale-i Nur eserlerini okumak için bir yol, bir yöntem var mı? Bizim Kopkit diye oluşturduğumuz bir sayfa var Instagram'dan. Oradan kardeşlerimiz zaten ulaşabilirler ve orada işte Risale-i Nur'u nasıl anlarım, nasıl kolay bir şekilde algılayabilirim gibi sorularına cevap bulabilirler. Orada Kopkit Online İslam Eğitim programımız var. Orada kardeşlerimiz bu bilgileri daha detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsa ulaşabilirler ve Risale-i Nur'u okumaya başlayabilirler, kendilerini geliştirebilirler.